İyi günler, ben Baran Yağcıoğlu. Oyun serimize kaldığımız yerden devam ediyoruz. En son neydi yaptığımız? Sıçramayı yapmıştık. Bu derste de yine başka bir konuyu işleyeceğiz. Önce bir hatırlamak için sadece. Şu anda Space tuşuna basıyorum. Sıçrama yap çünkü player seçiliyken ister buradan seçeriz, ister hiyerarşi kısmından. Sağ tarafta onun karakter controller 2D script dosyasında hatırlarsanız Jump Restrictions bölümünde 3 seçeneğimiz vardı. Sadece bir platformun üstündeyken sıçramasını sağladığımız Can Jump on Ground. Her durumda sıçramasına izin vermek için Can Jump Anywhere ve hiçbir şekilde sıçramaması için Can't Jump. Biz bunu yine ortadakini seçelim. Her halükarda sıçraması için olan seçeneği seçtikten sonra play butonuna bastım ve sağ tarafa giderken bu şekilde sıçrayabiliyoruz. Biraz daha uzaktan bakacak olursak. En son yaptığımız durumda bu şekildeydi. İstersek platformun üstünde de durabilirsek eğer duramazsak düşüyoruz bu şekilde. Şimdi bu derste yavaş yavaş artık şekillenmeye başladı oyunumuz. Bu derste eğimli bir platform üzerinde nasıl bir davranış gösterecek onu inceleyeceğiz. Normalde biliyorsunuz horizontal hareket yani yatay harekette tam sağ tarafa doğru veya sola gidiyorsa tam sol tarafa doğru raycast yapıyor idik. Aynı sistemi eğer eğimli bir platform üzerinde de uygulamaya kalkarsak eğer birazdan göstereceğim. Çok yavaş çıkacak çünkü oradaki mantık bu eğimli platformda düzgün çalışmayacak. Eğimli platformda bu şekilde yan yana 1, 2, 3, 4, 8 tane ray göndermek yerine başka bir şey yapacağız. Sadece ilk gönderilen en alttan başlıyorduk hatırlarsanız. Sağ alt köşe raycast bottom right noktasıydı ve oradan yukarı doğru sırayla gönderiyorduk raylere. İlk ray'i göndereceğiz. O platforma çarptığı noktada oradan başka bir renk seçelim şöyle. Platforma tam çarptığı noktada şurada bir normal çizeceğiz. Normal dediğimiz şey bir eksen ama platforma tam 90 derece açıyla çıkan bir eksen olarak düşünelim şunu. Üstünden bir daha çizdim artık. Ve bunun yatay açıyla arasındaki yatay eksenle arasındaki açı hesap edilecek. Ya şu açı ya bu açı. İkisi de olabilir. Fark etmez. Çünkü şimdi gösterdiğim açıyı hesaplasak bile diğer kısımdaki açı onun 90 derece eksi diyelim ki bu alfa olsun. Angle. O kadardı. Sonuçta yapacağımız tek şey hangi taraftan bakarsanız bakın bu platformun bir açısı var. Onu hesap etmek. O açıyı hesap etmek bizim ne işimize yarayacak? Şöyle çizelim onu da. Diyelim ki şöyle nokta nokta yine yatay bir çizgi çizelim. Biliyorsunuz bizim delta moment değerimiz klavyeden sağ butona sağ oka D tuşuna basıldığı zaman sağ tarafa gitmek istediğimiz bir mesafe olarak hep bahsediyordum. Diyelim ki mesela şöyle göstereyim. Şu mesafe delta movement mesafesi olsun. Bu kadar gitmek istiyoruz sağ tarafa doğru. Maksadımız o. Ve biliyorsunuz move horizontally fonksiyonu gidilmek istenen mesafe başka bir platformun içinde kalıyor mu kalmıyor mu? Hep onu inceliyorduk. Eğer kalıyor ise o fonksiyon yani move horizontally fonksiyonu bu delta movement değerinde bir takım değişiklikler yapıyordu. Yani azaltıyordu onu. Ama bu eğimli sistemde çok daha değişik bir şey yapacağız. Şimdi elimizde veri olarak ne var? Sağ tuşa yani D tuşuna bastık. Sağ tarafa doğru gitmek istedik. Eğer platformu hiç dikkate almasa bizim player'ımız yaklaşık olarak şuraya bir yere gelecek şöyle. Ama biz tabii ki onu istemiyoruz. Biz istiyoruz ki yukarı doğru çıksın. Dolayısıyla sadece bizim player'ımızı
yine yeşille çizecek olursam, şöyle bir yere taşıyabilsek istediğimiz olacak. Biraz daha küçük olduğu ama olsun, sembolik olarak buraya çıkarmak istiyoruz. Dolayısıyla çıkarmak istediğimiz bu nokta sadece bir önceki noktadan, yani şu hizadan şu kadar yukarıda. Buna da sadece bu resimde ifade etmek için H diyelim, yükseklik. Şimdi elimizde hangi bilgiler var? Yatayda gitmek istediğimiz mesafe delta movement var. Bir de şu açı var. Açıyı da hesap edebiliyoruz. Demek ki geriye bir tek şu yüksekliği hesap etmek kalıyor. O da tanjant yöntemiyle hesap ediliyor. Biliyorsunuz bir açının tanjantı karşı kenarın, yani tanjant alfa diyecektim. Tanjant alfa karşı kenarın delta movement'a oranıdır. Buradan yola çıkarsak H eşittir delta movement çarpı tanjant alfadır. Yani buradan hesap edebiliyoruz. Ve böylelikle basit bir şekilde sadece bizim player'ımızın Y bileşenini H kadar yukarı çıkarttığımızda player bu platform üzerinde yukarı doğru hareket etmiş gibi olacak. Onu yapacağız. Onu göstereceğim şimdi. Karakterimiz bu şekilde çıkacak. Yani 8 tane ray kes göndermeyeceğiz. Sadece en alttakini göndereceğiz. Oradan ray kes tit objesinde bize bu açıyı hesap et, açıyı veriyor. Daha doğrusu normal vektörünü veriyor. Oradan açıyı hesap edeceğiz. Ne kadar gitmek istediğimizde zaten parametre olarak fonksiyona geliyor. O ikisini kullanarak yüksekliği, çıkması gereken yüksekliği hesap edip player'ı hem sağa hem yukarı hareket ettirerek düzgün bir şekilde hareket etmesini sağlayacağız. Şimdi onu bir de burada gösterelim. İlk olarak şu platformları biraz uzak bir yer alalım. Sonra tekrar getiririz. Şöyle uzakta bir yerde dursunlar. Sonra bu topraklı platformlardan 5 tanesini, daha doğrusu 6 tanesini silelim. Bir tanesi kalsın. O kalan bir tanesini de biraz şöyle uzatalım boyunu. Hatta şeyi de sileceğim. Onu biraz sonra sileyim. Platformu seçiyoruz. Yukarıdan scale moduna geçip şöyle uzatıyoruz biraz. Biraz da y ekseninde daralttık. Bunu şöyle döndüreceğim şimdi. Yukarıdan bu sefer de rotate'e geçip bunu şöyle döndürdük biraz. Biraz daha döndürelim. Yerini tekrar değiştirelim. Bir yerin şöyle altına bir yere koyalım. Bu durumdayken çalıştıracak olursam, eğer sağ tarafa gitmek isteyecek olursak player için bu şekilde çok yavaş bir şekilde gidiyor. Çünkü demin izah ettiğim şekilde pek çok sayıda yatay raycast gönderiyor. Sanki kendini şey zannediyor hala o. Yani tamamen yatay bir düzlemde gittiğini zannettiği için o yöntemle gitmeye çalıştığından ötürü böyle yavaş bir görüntüsü var. Eğer aşağı doğru inecek olursak orada bir problem yok. Çünkü aşağı doğru giderken şöyle yaptığımızda bütün raycast'ler boşluğa doğru gittiği için orada bir engelle karşılaşmadığından doğrudan doğruya A tuşuna basıldığı zaman delta movement değeri ne kadarsa o kadar sol tarafa doğru gitmek istiyor. Tabii aynı zamanda sistemde şey de olduğu için gravity, yani aşağı doğru bir kuvvet de olduğu için player'imizi eğer yukarıya alacak olursak şöyle kendi zaten aşağıya düşüyor. Sürekli bir aşağı doğru kuvvet var. O yüzden sol tarafa giderken biz A tuşuna bastığımız zaman sol tarafa gidiyor ama aynı zamanda yer çekimin etkisiyle aşağı doğru indiği için platformun üzerine denk geliyor. Fakat biz şimdi bu derste şu yukarı doğru gidişi düzelteceğiz. Bu şekilde olması işimize gelmiyor çünkü. İnerken nasıl iniyorsa, yani biraz çıkartalım. Şöyle nasıl iniyorsa çıkarken de öyle çıkmasını istiyoruz. Onun için tamamen başka biraz önce anlattığım şeyleri, bu tanjant hesaplamalarını yapacak başka bir fonksiyon yazacağız. O fonksiyonun çalışması için bir eğimli platformun üzerinde olduğumuzu tespit etmemiz lazım. Bunu tespit etmek için yapacağımız işlem normalde yatay hareket kontrolümüz move horizontally idi. Bunun içerisine bir if ifadesi koyacağız ve o ifade sayesinde yapacağız işlemi. For döngüsü vardı biliyorsunuz. Ray'leri tek tek göndermeye başladığı yer. Diyelim ki 8 tane, ki 8 tane zaten. Total horizontal rays 8 tane bizim.
0'dan 7'ye kadar i değer alıyor. i'nin ilk değeri 0. Şurada ilk raycast'i gönderiyor en alttakine. Şu en alttaki kırmızıyı. Burada artık arkada kalmış gözükmüyor ama tam şurada. Şuradaki ilk gönderdiği raycast'i gönderdiği anda sonra bir de bakıyor bir şeye değmiş mi değmemiş mi diye. Yani raycast it var mı yok mu? Var ise alttan devam ediyor. İşte o alttan devam ettiği kısma bir if ifadesi yazacağız. Diyeceğiz ki eğer diyeceğiz sadece tabi i eşittir 0 olduğu durum için. Yani ilk rayde demek için bunu yazıyoruz. Bir de bir şart daha var. Şimdi bir fonksiyon yazacağız aşağıda. Handle horizontal slope. Yani yatay harekette platformun eğimli olduğu kontrolü bu fonksiyon içerisinde yapacağız. Bu birkaç tane parametre alacak. Tabii ki bir tanesi o delta movement. Yani ne kadar gidilmek isteniyor sağ tarafa doğru. O buna verilecek. Açıyı söylemiştim. Açı bilgisini vereceğiz burada. Vektör 2'nin angle diye bir fonksiyonu var. O fonksiyon kendisine verilmiş iki doğrultu arasındaki açıyı hesap ediyor. Onun için o iki doğrultunun bir tanesi o raycast hit'in daha doğrusu normal vektörü. Yani şu sarı renkli çizdiğim şu aşağı kadar gidiyor. 90 derecelik normal vektörü. Yani şu kırmızı ray geldi. Siyah renkli platforma çarptı. Ondan şöyle dik çıkan açıyla kendisi arasındaki alfa açısı diyelim ona. Onu verecek bize. Onun için iki doğrultuyu tek tek yazıyoruz burada. Vektör 2 angle fonksiyonu içerisinde o iki doğrultu arasındaki açıyı hesap etmek istediğimiz iki doğrultu. Bir tanesi de vektör 2 up. Yani doğrudan doğruya yukarı doğru olan vektör. Bir de sağ mı gidiyoruz, sola mı gidiyoruz? Onu söyleyeceğiz. Yalnız bu çok uzadı orası. Şu vektör 2'den itibaren aşağıya alalım. Şuradan bir yerden. Is going right bilgisini de gönderiyoruz o fonksiyona. Bu üç bilgiyi kullanarak bize hesap edecek. Yalnız sonuna noktalı virgül koymuyoruz. If parantezini de kapattıktan sonra süslü parantezi yok bunun. Sadece şöyle olacak alt satıra indiğinde. Şart sağlandıysa yani handle horizontal slope fonksiyonundan true tamam eğimli bir kısımda gidiyorsunuz bilgisi geldiği zaman burada bir break kullanacağız. Böylelikle bu for döngüsü kesilecek tam burada. Çünkü alt kısma devam etmememiz gerekiyor. Alt kısma devam edersek diğer raycast'leri göndereceğiz çünkü. Biz işimizi hallettik. Tek ilk gönderdiğimiz raycast'te eğimli bir platformda hareket ettiğimizi tespit ettik. Artık buradan break'te çıkabiliyoruz. Yani şu for döngüsünü kırıyor break, kesiyor. Ve böylelikle for döngüsü şurada bittiğine göre ondan sonra zaten fonksiyon bittiği için move horizontal fonksiyonu tamamen terk etmemizi sağlıyor. Tek buraya koyduğumuz break. Şimdi şu handle horizontal slope'u yazalım. Hemen şuraya yazabiliriz. Rengi kırmızı çünkü henüz yazmadık. Onu yazacağız şimdi. Tabii ki private olacak. Onun için başına bir private koyacağım. Void demeden önce. Private. Geriye bir boolean cinsinden bir değişken döndüreceği için bool dedik. Sonra fonksiyonun ismini yazıyoruz. Handle horizontal slope. Bu fonksiyonun ismi biraz çok açıklayıcı değil ama manası şu. Tekrar edeyim. Yatay pozisyonda yukarı doğru çıkarken aslında buna öyle bir isim verilmesi, up gibi bir ifade konulması daha iyi. Ama bu fonksiyonun görevi sağa doğru giderken veya sola doğru giderken yokuş yukarı çıktığı durumdaki durumu halleden fonksiyon. Deminki parametreleri burada da yazıyoruz. İlk parametre ref vektör 2 cinsinden delta movement geliyor idi. Onu tekrar tekrar gösteriyorum. Şu açıyı hesap etmek için kullanacağımız yatay mesafe, yani gitmek istediğimiz mesafe delta movement. Ondan sonra delta movement. İkincisi işte yine burada artık şey diye yazıyoruz. Doğrudan doğruya bir açı geliyor. Float cinsinden olacak angle.
Ve üçüncüsü de Boolean cinsinden is going right. Sağ tarafa mı gidiyoruz? Ve şimdi yazmaya başlayalım. Uzun değil. 4-5 satırla bitecek bu kısmı. Şöyle diyeceğiz. İlk olarak bu açı, yani yazalım onu. Matf nokta round to integer fonksiyonu, matematiksel ondalıklı bir sayıyı tam sayıya çeviren fonksiyonu kullanarak angle açısını yuvarlıyoruz. Eğer bu açı 90 derece ise karşımızda daha önceki derslerdeki gibi tam dik bir platform var demektir. Bu durumda eğimli bir platformda olmadığımız için geriye hemen buradan false döndürüp buradan çıkmış oluyoruz. İlk kontrol edeceğimiz bu. Yani karşımızda şuradan bir tane alıp koyalım tiles'tan. Karşımızda böyle bir şey varsa 90 derece oluyor çünkü tam bizim gittiğimiz yöne göre bunun açısı 90 derece. Yani buradan bir ray gönderildiği zaman o çarptığında o ray ile bu platformun bu kenar arasında 90 derece olduğu için bu zaten önceki duruma karşılık geliyor. Bu durumda geri dönüyoruz. Bu fonksiyonun bir işlemi yok onda. Bunu muhakkak koyuyoruz buraya. Yine bir if yazıyoruz tekrar. İkinci if'te de şu. Eğer açı söz konusu açı tabii ki 90 dereceden küçük oluyor artık. Bizim o daha önce tanımladığımız bir script dosyası vardı. Controller Parameters 2D diye hatırlarsanız. Bir takım değişkenleri burada toplamıştık. Gravity, Slope Limit. İşte Slope Limit var burada. Bunu kullanacağız. Yani 30 dereceden büyükse, daha dikse platform gene kabul etmeyeceğiz mesela ama bu 30'u değiştirebiliriz tabii. Buraya onu yazıyoruz. Parameters nokta Slope Limit den daha büyükse açı o zaman yine kabul etmiyoruz. Ve şey diyoruz. Delta movement yatay hareketi sıfırlıyoruz. O delta movement kadar değil hiç kımıldayamazsın. Olduğun yerde durman gerekir diyoruz. Ve şeyi de o bir önceki fonksiyondaki break komutunun kullanılmasını sağlamak için de buradan true döndürüyoruz. Böylelikle o for döngüsü kesilmiş oluyor. Çünkü hem platformdayız, hem de platformun açısı bizim istediğimizden daha fazla olduğu için bu durumda yerinden hiç kımıldayamayacak bu if şartıyla. Şimdi geldik. Yukarı ne kadar hareket edecek? Onu yine şekilde göstermiştim. Şurada bir formül yazmıştım. Yükseklik. Burada yanlış yazmamışım. Çarpı var. Evet. Tanjant alfa çarpı delta movement kadardır. Onu burada kod karşılığını yazacağız. Diyorum ki şimdi delta movement hareket etmek istediğimiz mesafenin düşey bileşeni eşittir. Matf nokta ABS yani mutlak işaretli. Tekrar Matf. Bu sefer tanjant. Angle açı. Onu şeye çeviriyoruz. Radyana. Radyan cinsine. Matf nokta degree to radyan. Radyana çevirip ondan sonra tanjantını alıyoruz. Ondan sonra da şeyle çarpıyoruz. Delta moment x'e yani şu yatay mesafeyle şunundan çarpıyoruz. Ki ne kadar yukarı çıkmamız lazım onu bulmak için. O da tamam. Şimdi burada delta moment'taki düzeltmeyi yaptık. Bir de buradan çıkmadan önce iki tane durum değişkenini ayarlıyoruz. Bir tanesi is moving up slope eşittir true. Yokuş yukarı çıkıyoruz. O bilgiyi burada true yapıyoruz. Diğeri de bir alt taraftan bir platformun üzerine değiyoruz. Is colliding below. Onu da true yapıyoruz. Ve bu ikisini true yaptıktan sonra tekrar return true ile çıkıyoruz buradan. Ctrl C ile kaydettim ve Unity'ye döndüm. Şimdi Play butonuna bastım. Aşağıya düştü. D'ye bastım. Bu şekilde yukarıya doğru çıkıyor, aşağı doğru iniyor. Böylelikle o
problemli durumu ortadan kaldırmış olduk. Şimdi burada bir eksik var. Yukarı doğru giderken Space tuşuna basıyorum ben. Sesi duyuyor musunuz bilmiyorum ama sıçrama yapmıyor. Aşağı giderken yapıyor ama yukarı giderken yapmıyor. Onun için bir ilave yapacağız. Biraz önce yazdığımız fonksiyon içerisinde şöyle bir şey diyeceğiz. Şeyden hemen önce. Delta moment y'yi belirlemeden hemen önce. Çünkü orada izin vermiyor. Delta moment y'yi belirliyoruz şurada. Kısıtlamış oluyoruz. Orada engel olacağız. Hangi durumda engel olacağız? Sıçrama yapıldığı zaman biliyorsunuz delta moment'ın y değeri belli bir değerden büyüktür. Yani sıçrama yaptığımız için aniden yukarı çıkartır. Onun için bir sayı belirliyoruz. 0.07 f küplü sayıdan daha büyük sıçradıysa sıçramış demektir. Alttaki işlemleri yapmadan çıksın diyoruz buradan. Sadece bu satırı koymuş olmakla tekrar çalıştırdığımızda yine play butonuna basalım. Bu sefer sıçrayarak çıkmasını sağladık. Aşağı iniyor, yukarı çıkıyor. Sıçramasını da yapıyor. Şimdi bu şeyden, platformdan ders kapatmadan önce Ctrl D ile bir kopya alayım. Şöyle kenara bir yere koyalım. Açısını düzeltelim. Z'sini 0 yapalım. Sonra yerini biraz şöyle değiştirelim. Aslında şöyle de yapabilirim. Bunun açısını tekrar çevireyim ben. Bu da pardon scale. Şöyle döndürelim. Nasıl düşünmüştüm ben onu? Şöyle döndürelim. Yerini de böyle kaydıralım. Play'de olmadığımız için bu ekranda bakabileceğiz. Bir tane daha Ctrl D ile alalım. Üçüncü olsun bu da. Bunun açısını tekrar ters çevirelim. Şuradan. Şöyle. Onu da şuraya bir yer alalım. Bir deneyelim bakalım. Biraz küçük olacak ama ekranda yine de gözükür herhalde. Yukarı doğru çıkıyor. Aşağı doğru iniyor. Yukarı doğru çıkıyor. Açılarda problem mi var ona bakalım. Şimdi bizim player'ımız seçiliyken onun açı ayarı 32,5 derecede. Onu biraz arttıralım. Şimdilik 90'da dursun o. Tekrar play butonuna basalım. Aşağıya düştü. Eğer tekrar yukarıya çıkartacak olursak neden zor çıkıyor onu çözemedim. Biraz önce olmuştu. Tekrar bakalım. Şöyle yaklaştık. Play butonuna basalım. Bir hatamız var. O biraz önce yukarı doğru giderken zıplama yapmasını sağlamak için eklediğimiz şu satırda .07 kullanmıştım şurada. O sayıyı biraz büyütmem gerekti. .02, .2 yani 0.2 diye başka bir deyişle. Ancak bu mesafeden daha büyük bir miktarda y yönünde bir hareket varsa sıçrıyor demektir. O yüzden burada return true'yu koyduk. Böyle yaptığımız zaman yine hareketi normale döndü. Sağ tarafa doğru giderken bu şekilde. En dik olan rampa bu ortadaki. Aşağıdaki. Tekrar bir kere daha inip çıkalım. Ondan sonra bu dersimizi bitirelim. Bu arada şu sadece bir platformun üzerindeyken sıçramamızı sağlayan bir ayarımız var biliyorsunuz. Jump Restriction. Biraz önce ben dersin başında Can Jump Anywhere her zaman seçmiştim. Sadece bir platformun üzerindeyken sıçrasın, sıçrayabilsin. Ne getirdim tekrar? Play butonuna basıyorum. Tekrar şuradan. İki defa sıçrama olmadı bu sefer. Bundan sonraki derste şeyi de yapacağız. Yani bu sadece yokuş yukarı çıkma ile ilgiliydi bu ders. Aslında ben şimdi örnek olarak aşağı doğru inmeyi de yaptım. Burada aşağı doğru da kaymada bir problem yok aslında. Ama onun için de bir ilave yapacağız. Çünkü çok hızlı geldiği zaman platformdan ayrılabiliyor aşağı doğru inerken. Normalde tam
sınırında olsun istiyoruz. Buradan ayrılmasını istemiyoruz aşağı inerken. Şöyle yapalım. Yani bu örnekte inmiyor ama ben başka denemelerde tespit ettim. Bu aşağı inerken bazen ayrılıyor platformdan. Onu istemiyoruz. Onun için de bu derste yaptığımız gibi bu dersteki yokuş yukarı çıkmalarda yaptığımız bir düzenlemeydi. Bir de yokuş aşağı inerken bir düzenleme yapacağız. Onu da bir sonraki derste inceleyeceğiz. Hepinize iyi günler.